Merhaba arkadaşlar. Yeni bir soru ile karşınızdayım. Şöyle bir soru geldi. Biz yeni bir case oluşturduğumuzda ya da case'leri update ettiğimizde orada close date diye bir field'imiz var. Bu field'i kelime olarak nasıl görebiliriz, görebilir miyiz diye bir soru geldi. Yani Friday, Monday şeklinde ayrı bir field'de bunu nasıl görürüz? Soru bu şekilde. Evet, bunu yapmak mümkün. Hem flow'larla hem de formüllerle bunu yapmak çok mümkün. Ben öncelikle formüllerle yapacağım. Daha sonra vakit kalırsa flow'larla yapmaya çalışacağım. Videonun 15 dakikadan uzun olmamasını sağlama adına eğer vakit kalırsa flow'larla yapmayı düşünüyorum. Şimdi isterseniz öncelikle formüllerle yapalım. Formüllerle yaparken Object Manager'a gidelim. Case objektini bulalım. Case objektine yeni bir field ekleyelim. Case objektimiz burada. Yeni bir field ekliyoruz. Bu field'in adını kendiniz karar verebilirsiniz. Ben bu field'imize formül yapacağım için formülayı seçiyorum. Ve due day diye bir isim veriyorum bu şekilde. Normalde due day tarih. Düğüde de günü gösterecek. Bana dönüşü bir text olacağı için Monday, Friday gibi text'i seçiyorum. Next diyorum. Advanced formülayı seçtiğinizden emin olun çünkü bazı formülleri kullanacağız. Öncelikle if'i kullanacağız çünkü bir sürü şartımız var. Yani şöyle olsa şöyle olsun, böyle olsa böyle olsun derken şartlarımız fazla. O yüzden if formülünü kullanacağım. Burada çok dikkat etmenizi istiyorum. Hatasız bir şekilde bunu yapmak için parantezlere, her şeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle if yanlış resim eklemişiz. If fonksiyonu ekleyelim. Sonra biliyorsunuz ilk if fonksiyonunda ilk başta şartınızı koymanız gerekiyor. Daha sonra şartımız doğruysa ne gelecek, yanlışsa ne gelecek? Biz ne istiyoruz mesela? Eğer Sunday'den başlayacaksak, günler Sunday'den başlıyor. Ben Sunday istiyorum. Peki ne zaman Sunday istiyorum? Bu önemli benim için. Şartımı koymam gerekiyor. Şartım şu arkadaşlar. Şartım da weekday kullanacağım. Weekday diye bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonu kullanacağım ve date olarak içine bizim close date'i koyacağım buradan. Şartım şu. Eğer close date'i bulalım. Is close diyor. Close date olması lazım. Buna dikkat edelim. Evet. Close date bu arkadaşlar. Date time close diye geçiyor. Close date'i koyuyorum. Eğer bunun değeri arkadaşlar. Eğer bunu close date yani weekday 6 tane 7 tane değer alıyor. Pazar 1'den başlıyor. Sorry. Pazar 7 1. Evet. Pazar 1'den başlıyor. Pazartesi 2'de 2 ile devam ediyor. Cumartesi 7'ye giriyor. 1'den 7'ye kadar değer alıyor. İlk değerimiz ben 1'den başla diyorum. Eğer 1 ise pazarı verecek. Burası çok önemli gerçekten. Şuradaki şartımızı buradan alıyorum arkadaşlar bakın. Hatta if'in tamamını alıyorum. If'in tamamını alıyorum. Çünkü if içinde if yapacağız. Şimdi weekday close date'in weekday'i 1 ise Sunday gelecek. Değilse ne gelecek? Şimdi değilse ben Monday diyemem. Değilse yine bir şartım var. O yüzden false kısmına, yanlış kısma ben tekrar aynı if'i ekliyorum bakın arkadaşlar. Aynı if'i ekliyorum. Bu kez diyorum ki eğer 2 ise Monday olsun diyorum. Buraya çok iyi dikkat edin. If içinde if. Sonra tekrar bunu bir kere kopyaladım. Tekrar yapıştıra yapıştıra devam edeceğim. Üçünü kısma tekrar ekliyorum. If içinde if. Şimdi onun da içine başka bir if var. Burada da diyorum ki eğer 2 ise 1 aldık, 2 aldık, 3 aldık. 3 ise düzlüğü olsun diyeceğiz. Böyle tek tek bütün günleri yazacağız. Yine bakın aynı yere 2 kere üzerine tıklayın. Aynı yere yapıştırın. Kopyaladık, bir kere kopyaladık. Sürekli yapıştıracağız. 3'ü yaptık. Şimdi 4 ise arkadaşlar ne olacak? Wednesday olacak. Bu şekilde günleri tek tek yazacağız. Yine yapıştırıyorum bakın. 5 ise diyorum. Thursday olacak. Eğer 6 ise 6 yazalım. Ne olacak? Friday. 7 ise yazmıyorum arkadaşlar. Çünkü 7 artık en son olduğu için what if else what if false kısmına ne yazıyorum arkadaşlar buraya?
Satur diye yazıyorum. Tekrar if koymanıza gerek yok. Artık bunların hiçbiri değilse Saturday olacak. Yani 1 ise Sunday, 2 ise Monday, 3 ise Tuesday, bu şekilde devam ediyor. Eğer 6'ya kadar hepsini kontrol etmiş, bunların hiçbiri değilse demek ki 1 değil, 6 değil, ne olacak? 7 olabilir. Başka bir değer almadığı için. O zaman otomatikmen Saturday yazıyorum en son kısma. Buradaki parantezlere dikkat edin. If içine if olduğu için bizim bu kadar parantezimiz var. Şimdi kontrol edelim, yanlışımız var mı? Evet, burada weekday expected day diyor. Receive daytime. Evet, burası önemli. Daytime bizim şeyimiz daytime'mış. Şuradaki close date daytime'mış. Bize date lazım. O yüzden bunun date value'sunu almak lazım. Tekrar bakın arkadaşlar. Close date'i buradan alıyorum, kopyalıyorum. Sağ taraftan date value diye bizim başka bir fonksiyonumuz var. Daytime'ın date kısmını alıyor. Bunun içine ben close date'i yapıştırıyorum. Ve her yerde bunu ekleyeceğim. Nerede ben close date görüyorsam onun yerine bunu ekleyeceğim arkadaşlar. Unutmadan hepsini ekleyelim. Şurada var, buna da ekleyelim. Burada var, buna da ekleyelim. Ve hiç kaçırmadan hepsini eklememiz gerekiyor. Tek tek kontrol edeceğim. Birincisinde var, ikincisinde var, üçüncüsünde var, dördüncüsünde var, beşincisinde yok arkadaşlar. Buraya ekleyelim. Beşte de var şimdi. Altıda var. En sonda gerek yok. Evet, şimdi kontrol edelim arkadaşlar. Check diyorum. Bakıyorum geçmiş. Problem yok. Next diyorum. Date value'yu neden kullandığımızı anlamışsınızdır. Orada date time için, weekday kullanamadığımız için o date time'ın sadece date kısmını almış oldum. Next diyorum. Save diyorum. Evet, bunu bu şekilde kaydettikten sonra tekrar ben case'lere gidiyorum. Herhangi bir list view'u alarak my cases mesela, bunu alabiliriz. Burada hem close date'i koyalım hem de yanına o yeni oluşturduğumuz field'i koyalım. Select fields'ı display'den close date'i bulalım. Şu olmasın, daytime close. Bir de bizim oluşturduğumuz due day, onu koyalım. Close day aslında. Onu o şekilde değiştirebilirsiniz. Şimdi bakın mesela hepsi Saturday şu anda. Hepsi Saturday olmuş. Neden? Çünkü bütün günler aynı, görüyorsunuz. Hepsinin günü aynı. O yüzden hepsi aynı gün oluşturduğu için. Şimdi değiştirelim bazılarını. Tanesinin close date'ini geliyorum. Değiştireceğim close date. Close date, daytime open diyor. Daytime close. Bunlar değişmiyor şu anda burada. Buradan değiştirmediğim için yeni bir tane ekliyorum. Ekleyelim yeni bir. Evet. Date, close date'i bulalım. Herhalde kaydettiğim zaman geliyor. Şu anda göremiyorsunuz burada. Kaydedelim, problem yok. Bugün Cuma günü. Büyük ihtimalle Cuma olması gerekiyor. Eğer formülümüzde bir hata yoksa Due day, Saturday diyor. Bugün günlerden Cuma. Bakalım nerede hata yaptık. Şöyle bakıyorum. Close date bizim en son eklediğimize bakalım. 1108'i eklemişiz. Close date yine 1.27. Bugün ayın 27'si ama cumartesi gösteriyor. Bu yanlış. Yani bizim formülümüzde bir yanlışlık var. Onu düzeltmemiz gerekiyor. 7 cumartesi olması gerekiyor. Bir pazardı. Ona bir dikkat edelim. 7 cumartesi yazıp yazmadım, ona bakmam gerekiyor. Tekrar formülümüzü kontrol edelim. Edit yapalım formülümüzü. Şimdi bakıyorum. Bir pazar, doğru. 2 ise pazartesi. Hepsi doğru yazılmış. En son 7.si 6 Friday, 7 Saturday. Şimdi demek ki Times ondan da kaynaklanabilir. Bizim yazdığımız formüller hepsi doğru gözüküyor. 3, 5 hepsi. Şu anda benim gördüğüm doğru yazılmış. Times ondan kaynaklanıyor olabilir. Daytime'i değiştirmediğim için çok fazla göremiyorum. Ama 21'ine bakabiliriz. 21, 8.45 diyor. Aslında ayın 21'i. Bugün 27'si. Cuma olması lazım. 21 cumartesi gösteriyor.
Evet, 21 cumartesi. 10 başka zaten şeyimiz yok. Diğerlerine bakalım. Başka var mı? Case'imiz var mı? Hepsini bir kontrol etmek istiyorum. Evet, 21'inde açılmış bazı case'ler var. Onlara bakalım. 21 zaten 21'de hepsi. Hepsi 21, bir de 27. Bizim yaptığımız var 27. 27'nin cuma olmasını bekliyordum. Tekrar yapalım. Yeni bir tane ekleyelim. Zone'dan kaynaklanabilir diye düşünüyorum. O günü alırken time zone'u da hesaba katarak değiştiriyor. Şöyle ekleyelim bir tane. Aynı şekilde cumartesi görüyorsunuz. Cumartesi oluyor. Büyük bir ihtimalle time meselesi de olduğu için onu değiştirirken, gününü alırken 5 saat ekleme ihtimali var. Time zone'dan dolayı bazen farklı gösterebiliyor. Time zone'a da bakmak isterim aslında. Time zone'a bakalım. Bizim time zone ne diye işaretlenmiş. Bunu company information'dan öğrenebiliriz. Evet, time zone New York. Time zone'da problem yok. GMT 5 diyor. Evet. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer time zone'dan olma ihtimali varsa, öyle düşünüyorsak, bunu başka bir obje üzerinden de yapmamız mümkün. Örneğin opportunity de yapabiliriz, deneyebiliriz. Opportunity de biliyorsunuz. Yine aynı şekilde bizim bir close date'imiz var. Burada date, o yüzden problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi biz task'e gidelim. Aynı formülü oradan kopyalayıp alalım. Case'deydi sanırsım. Case'e gidiyorum. Aynı formülü oradan alıp oraya yapıştıracağım. Evet. Do day diye bizim bir formülümüz vardı. Geliyorum. Tabii ki eklediğimiz bir kısım şeyleri çıkartmamız gerekiyor. Aynı formülü alıyorum. Gördüğünüz gibi. Sonra opportunity diye gelip opportunity diye eklemek istiyorum. Bir de orada deneyelim. Yeni bir field ekliyorum. Buna formula field'i diyorum. Next diyorum. Sonra buna close day diyorum. Farklı bir isim verdim. Text olarak döneceğine göre text yapıyorum. Sonra buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Benim burada close date aynı sanırsam. Şu date value çıkartmamız gerekiyor hepsinden. O yüzden onu eklemiştik hatırlarsanız. Onu çıkartalım. Buradan çıkarttım. 6 yerden çıkartmamız gerekiyor. Buradan da çıkarttım. 2. Parantezleri unutmayın. Hem sağdan hem soldan çıkartmanız gerekiyor. Bu şekilde hepsini çıkartacağım. Bunu da çıkartalım. Bir de burada var. Bunu da çıkartalım. Date value olmasın. Zaten date. Date time olmadığı için onlara ihtiyacımız yok. Kontrol ediyorum. Evet. Check spelling diyor. Close date. Demek ki close date böyle değildi. Field'lere bakalım. Close date tam olarak nasıl? Bir tanesini silip gerçek close date'i ekleyelim. Buradan geliyoruz. Close date ekliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde biraz farklı. O yüzden bize spelling'i kontrol ediyor. Her yere onu yapıştırıyorum. Evet. Şimdi check yapıyorum. Bir problem yok. Next deyip ekleyelim. Save yapalım. Evet, şimdi gidiyoruz opportunity'lere. Herhangi bir yerde onu görmeye çalışalım. Bakalım bu kez. Opportunity'lerde close date'i değiştirme imkanımız da olduğu için tek tek kontrol edebileceğiz. Herhangi bir list view açalım. Hem close date zaten var. Hepsi aynı da olsa ben hepsini değiştirebiliyorum. Select field display'den bizim oluşturduğumuz field'i buraya koyuyorum. Hepsi düzey olabilir. Problem yok. Şimdi bugünü seçelim. Bugünü seçtiğim zaman bir de ona bakalım. Bugünü seçtim. Friday diyor gördüğünüz gibi. Eğer dünü seçersek mesela 6'sı o zaman bize ne diyecek? 6'sı. Ha, yanlış seçmişim.
Bugünden bir gün önceyi seçmemiz gerekiyor. 26'sını seçelim. Ondan sonra bir de yarını seçelim arkadaşlar. Yarın nedir mesela? Yarın bugünden bir sonraki gün. Onu 28 yapalım. Evet, bunun için kontrol etmemiz yeterli. Saturday, Thursday ve Friday. Tam istediğimiz gibi çalışıyor arkadaşlar. Burada kullanacağımız formül o. Eğer siz bunu bir flow'la yapmak isterseniz aynı formülü kullanacaksınız. Bir flow'la da çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir trigger olduğu zaman bir tabii formül olmaması lazım. O field'in normal field olması lazım. Hemen hızlıca yapalım arkadaşlar. Madem başladık. Yeni bir field ekliyorum ama bu field normal text field olacak. Formül olmayacak arkadaşlar. Buna dikkat edin. Buna da close day parantez içinde flow yazıyorum. Flow'lardan geldiğini anlamak için şöyle bir field ekliyoruz. Şu anda bu field'imizin bir değeri olmaz arkadaşlar. Çünkü flow'la update edilmesi lazım. İsterseniz buraya ekleyelim. Onu da görelim. Close date flow diyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda bomboş. Ama biz flow'la bunu update ettiğimiz zaman herhangi bir field'imizi update yaptığımız zaman ya da eklediğimiz zaman bunlar değişecek. Hepsi de öncekiler değişmeyecek. Bu da önemli. Update ya da şey olduğu zaman değişecek. Hemen bir flow yapalım. Setup'a geliyorum. Yeni bir flow ekliyorum. Flow'ları açıyorum arkadaşlar. Yeni bir flow ekliyorum. Sonra record trigger flow olmasına dikkat edin. Screen flow olmaması lazım. Record trigger flow yapıyorum. Orada yapmam gereken opportunity objektini seçmek ve created update'i de seçmek. Burada related record'da işim yok. O yüzden fast field update'i seçiyorum. Done diyorum. Burada direkt update yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir record update trigger record diyebilirsiniz. Direkt bizim rekordumuzu ne diyeceğiz? Update close day diyeceğiz ve o close day'i de update yapacağız. Şimdi tabii burada formül kullanmanız gerekiyor. Yoksa update yapamıyorsunuz. O yüzden biz şöyle yapacağız. Close date'i bulalım. Şöyle close date'i bulalım. Close date diye sanırım. Close date flow burada arkadaşlar. Burada direkt bunu update edemiyoruz. O formülleri burada kullanamıyoruz. O yüzden burada yapmamız gereken yeni bir resource ekleyip buradan bir formül yapmak arkadaşlar. Buna ne diyeceğiz mesela? Close day value diyelim. Burada bunu hesaplamamız gerekiyor. Tabii record'dan gelen bazı bilgileri kullanmamız gerekiyor burada. Data type bizim için text olacak çünkü şu aynı formülü görüyorsunuz. Bütün hepsini burada kullanabiliyorsunuz. Ben oradan kopyalayıp getirip burada kullanacağım. Tekrar tekrar yazmayacağım. İsterseniz Object Manager'a gidelim. Opportunity objektinden o şeyi alalım. Bakın Opportunity'den geliyorum. Fields and Relationship'e gidiyorum ve Close Day burada formül yapmıştık. Onu buradan alalım. Evet, tamamını kopyalıyorum. Gerekli yerlerini değiştireceğim. Buraya ekliyorum arkadaşlar bakın. Close Day'i de değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü bu Close Day formülden geldiği gibi gelmiyor. Insert Resource'dan gelip rekordumuzu bulup Record Opportunity diyor bakın. Buradan sizin Close Date'i bulmanız gerekiyor. Close Date yani bizim tarih olan Close Date'i bulmanız lazım. Gördüğünüz gibi burada biraz daha farklı. Süslü parantezi içinde ünlem işareti, dolar işareti, rekor nokta Close Date bu şekilde geliyor. Ben bunu buradan alıp arkadaşlar bütün Close Date'leri onunla değiştirmem gerekiyor. Hepsini oradan alacak ve eğer onun weekly'ini bulacak. Şöyle hepsini değiştirmemizden emin olalım. Yoksa olmaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane vardı. Done diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi formülde hesapladık, bulduk ve onu close diye eşitleyeceğiz. Assignment yaptık. Done diyoruz. Daha sonra save yapacağız. Update close day diye bir isim verirsek mantıklı olur. Şimdi activate yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir problem yaşamadık. Daha sonra çalışıp çalışmadığına bakalım. Opportunity'lere gidiyorum.
Şurada arkadaşlar şu anda yenilesinizi bir değişiklik göremezsiniz. Ama diyelim ki bu opportunity'de küçük bir değişiklik oldu. Bir update yaşandı. Diyelim ki account name değişti. O zaman gördüğünüz gibi hemen bizim şey de değişiyor. Buradaki close date Friday olarak değişiyor. Diyelim ki şurada bir değişiklik yaptınız. O zaman gördüğünüz gibi düzlüğü de değişiyor. Hepsi tek tek değişiyor arkadaşlar. Siz tabii ki hepsini birden değiştirmek istiyorsanız burada Apex kullanabilirsiniz, Flow kullanabilirsiniz. Hepsini update yapıp bu günleri burada görmek için. O zaman yapmanız gereken Developer Console'a gidip bütün opportunity'leri update yapmak. Bu kısmı eğer developer kısmına başlamadıysanız bunu izlemenize gerek yok. Onu da eklemek istiyorum. Yeni bir class eklemeye gerek yok. Direkt bunu Apex bilenler için yapıyorum. Open Execute Enemies Window diyerek arkadaşlar buradan çok rahatlıkla bütün opportunity'leri update yapabiliriz. Şimdi yazalım hepsini. Hepsini update yapalım. Update olduktan sonra zaten otomatik flow çalışacak. O yüzden yani bir şey yapmanıza gerek yok. Şöyle yapsanız yeterli. Bir liste yapalım. Bütün opportunity'leri alalım. Buna OP bir list diyorum. Dediğim gibi Apex bilenler buna baksınlar. Diğer arkadaşlar bakmasınlar. Select ID diyorum. From opportunity. Bu şekilde yazıyorum. Direkt update yapsam bakalım ne olacak. Hiç şey yapmayacağım. Hiçbir değişiklik yapmıyorum. Update OP bir list diyorum. Bakalım bize hata verecek mi? Hata vermedi. Hepsi update oldu. Hiçbir değişiklik yapmadım ama. Sadece update olduğu için flow'um otomatikmen çalışıyor. Ve hepsinin günleri gördüğünüz gibi otomatikmen geliyor. Aynı şekilde gördüğünüz gibi hem formülle hem de flow'la aynı sonuçları almış olduk.